Herkese selamlar arkadaşlar. Dogecoin ve Shiba açısından yeni bir haberimiz maalesef yok. Sadece dün akşam Satoshi Kusama abimiz William Volk abimizi bizlere birazcık daha tanıtmaya çalıştı. Kim bu William Volk bilmeyenler için? Shiba'nın oyun kurucusu. Bu Call of Duty, Candy Crush, bizim gençlik zamanımızın oyunları gibi bir sürü meşhur oyunun oluşturucusu arkadaşlar. Bu adam da şu anda Shiba için oyun yapıyor. Bunun hazırlıkları da devam ediyor. Satoshi Kusama abimiz de şu anda onunla birlikte galiba çalışıyor. Çünkü şu anda piyasada yoktur. Ne zaman gelir, bu oyun ne zaman çıkacak tam tarihi de belli değildir. Aslında oyundan daha önce Shiba'nın beklediği Shibarium, yani Ethereum gibi kendi ağını oluşturmaktır arkadaşlar. Bunun haricinde ekstra bir haber yok. Cüzdanlarda oynama yok, büyük bir yakım yok. Yok yani yok. Peki şu anda piyasada neler oluyor? Biraz da onun üzerinde konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin 48 bin doların üzerine atmadığı sürece önümü ben açık görmüyorum maalesef. Peki şu anda dalıyor muyuz? Ben yine dalma taraftarı değilim. Çünkü Bitcoin'in her ihtimale karşı yine de bir 35 bin dolarlara inebilme ihtimali duruyor. Bu cepte arkadaşlar. Bu 35 bin dolarlara inebilme ihtimalini asla aklımızdan çıkartmayalım. Bu bir. İki. Peki herkes batacağız diyor. Peki herkes batacağız dediği zaman bu çıkmaz mı? Evet, böyle de bir durum söz konusu. Herkes 100 bin dolar dediği zaman, çünkü yarı katına inmişti, 69'lardan 40 bin dolarlara kadar inmişti piyasa. Şimdi de herkes batacağız diyor. Şimdi buradan yukarıya vurur muyuz? Vururuz arkadaşlar. Ama garanti ilerlemek isteyen arkadaşlar varsa ben şu anki piyasayı alsat için uygun görmüyorum. Gelecek açısından hodl yapıyorum ben, 2024-2025 benim için önemli değil diyen arkadaşlar varsa da hiç üzülecek bir durum yok. 2-3 sene sonra Bitcoin 70 bin dolarlara, 100 bin dolarlara düştü diye çok üzüleceğiz. İnşallah da o günleri sabırla görebiliriz arkadaşlar. Önemli olan sepetiniz, önemli olan paranızın çöp olmaması. Saçma sapan kripto paralara yatırım yapmamanız gerekiyor. Nedir bu saçma sapan kriptolar? Mücahit Yılmaz adına çıkan bir kripto paraya yatırım yapılmaz hocam. Bu kadar basittir yani. İlk 20'de, ilk 100'deki kripto paralara yatırım yapılabilir. Ama sepetsiz asla olmaz hocam. Yani bunu da ekstra olarak söyleyeyim. Sokakta benimle konuşan, bir şekilde irtibata geçen arkadaşlar var. En gördüğüm en büyük problem, tekrar tekrar üstüne basıyorum hocam, kesinlikle krediyle vesaire bu işe girmeyin. Bekleme sürenizi uzatın ama krediyle falan asla girmeyin. Benden size bir kardeş tavsiyesi olabilir. Yatırım tavsiyesi değil ama yakın çevremden bildiğim acı tecrübeler. Yıllardır bu piyasadayız. Herkes zengin olmak istiyor. Fakat sabırlılar kesinlikle kazanıyor. O yüzden de arkadaşlar, bekleme sürenizi, miktarınız 1000 dolarsa bekleme sürenizi 3 yıl yapın. Miktarınız 100 dolarsa bekleme sürenizi 4 yıl yapın. Bekleme sürenizi uzatarak zenginlik hayalleri kurmak daha mantıklı. Evini arabanı satıp da çoluk çocuğun rızkıyla bu işe asla yani buna kesinlikle kimse cevaz vermez. 4 kitapta da bunun yerini bulamayız hocam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Piyasa kötü ama yarın öbür gün düzelecek. Düzeldiği zaman yeni insanlar eklenecek. Bu sefer onlar tepeden almış olacaklar. Bu piyasa sürekli bu şekilde devam edecek. Önemli olan sağlığımız, mutluluğumuz ve sabrımızdır. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Haberler geldikçe sizinle videolar paylaşmaya devam edeceğim. Boş video yapmamaya da gayret gösteriyorum arkadaşlar. Hepimize bol kazançlar. Bütün dogecilere, shibacılara mutlu günler, pumplu günler.